Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber Asus ROG Setra 2 TC üzerinden bağlanan aktif gürültü engellemeli kulak içi arkadaşlar ve kablolu oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Kutusu üzerinde özellikle Hi-Res Audio desteği sonrasında TeamSpeak ve Discord desteğinden bahsedilmiş. Nintendo Switch, PC, Mac Tipçi üzerinden bağlayıp ses alabileceğiniz tüm cihazlarla kullanabileceğiniz bir oyuncu kulaklığı. Bunun aktif gürültü engellemeli versiyonu ve aktif gürültü engellemesi olmayan versiyonu var açıkçası arkadaşlar. O ENC olmayan core olarak geçmekte. Aralarındaki neler bu kulaklığın başarımı performansı nedir? Şimdi lafı uzatmadan kutusunda incelemeye başlayalım. Kırmızı siyah temalı bir kutu içerisinden güzel bir taşıma çantası çıkıyor. Farklı boyutta tipler çıkıyor. Bir tane foam dediğimiz tip var arkadaşlar. Bu tipler eğer kulağınıza uymazsa foam olanını kullanabilirsiniz. Bu kulak kanalınızın şeklini alabilen 120 TL civarı 200 TL civarı farklı seçeneklerle beraber piyasada bulabileceğiniz bir tip. Tek eksisi şu arkadaşlar ne kadar temizlerseniz temizleyin bir defa kirlendikten sonra hep kirli gözükmekte. İşte hani her şeyin bir artısı var eksisi var durumu bu. Sonrasında yakınıza tutturabilmek için bu kulaklığın kablosu arkadaşlar bir tane toka var. Kutu içerisinde bir şey kesinlikle eksik o da şu. PC'ye bağlarken bir tane dönüştürücü. Yani tip A'dan tip C'ye dönüştürücü mesele olsa olmaz mıydı? Bu Fiyattaki bir ürün için bence kesinlikle olmalıydı. Neden yok ee, hala sorguluyorum açıkçası. Şimdi isterseniz kulaklığın kendisine ginelim. Hazneler metal malzemeden hissiyatları oldukça güzel. Ee, ağırlıkları konusunda şunu söyleyeyim 30 gram civarı demiş Asus. Ama hani o hissiyat tuttuğunuzdaki ağırlık var. Var. Yani rahatsız edici bir ağırlık değil ama kaliteli olduğu hissiyatını veriyor. Arkasında aydınlatmalı, RGB aydınlatmalı ROG logoları var arkadaşlar. Hemen telefona bağladığınızda mesela Fold 3'e bağladım. Bu RGB aydınlatmalar yanıyor. PC'ye bağladığınızda Armory yazılımı üzerinden kontrol ediyorsunuz. İşte istediğiniz rengi ve efekti atayabiliyorsunuz. Equalizer ayarı yapabiliyorsunuz, sanal çevresel ses desteğini açıp kapatabiliyorsunuz. Windows Sony'yi mesela devreye sokabilirsiniz PC üzerindeki ses ayarlarından tabii ki ama... ...yazılım üzerinden hemen tanınıyor. Telefon üzerindeki yazılım arkadaşlar PC'ye bağlanan e, yazılım. Telefonda öyle bir, e, bu kadar detaylı bir e, arayüzü maalesef yok. Onu söylemiş olayım. RGB kablosuz olsa kullanım süresinden yiyor diyecektim ama kablolu olduğu için çok çok sıkıntı değil. İsterseniz zaten... Arkadaşlar hani görmeyebiliyorsunuz çünkü kulağınıza taktığınızda siz RGB'den bir habersiniz. Onu söylemiş olayım. Üzerinde mikrofon delikleri göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar hem e, karşı tarafa e, takım arkadaşlarınıza ses yollamak için kullanınız mikrofonlar hem de aynı zamanda aktif gürültü engelleme için buradalar. Bu kulaklığın e, gerçekten hani çok bir rakibi yok aslında. Razer Hammerhead e, ANC var. Onun da incelemesini yapmıştım seneler önce. Bu kulaklık da onunla e, benzer segmentte yarışan bir kulaklıktır arkadaşlar. Aktif gürültü engellemesinden hemen bahsetmek istiyorum. Zaten e, düz versiyonuyla ayrıcı özelliği bu bir kafesli kulaklığın aktif gürültü engelleme başarımını beklemeyin. Onu baştan söyleyeyim. Onların mikrofon sayısı, işte kullanılan yonga, onun tükettiği güç ve sahip olduğu erişebileceği güç gibi konular dolayısıyla e, bir tarafta da kulak içi kulaklık çok daha küçük bir form. E, bu tür farklardan dolayı arkadaşlar o kulaklıklar uzay boşluğuna düşmüşsünüz gibi izolasyon sağlayabiliyorken, aktif gürültü engelleme sağlayabiliyorken bu kulaklıklar tabii ki öyle değil. Razer Hemirat NLC ile karşılaştırıldığında benzer bir performans sunduğunu da söyleyeyim. Kasanız diyelim ki yanınızda tam gazla beraber çalışıyor PC'de kullanırken arkadaşlar. Onun sesini bayağı törpülüyor. Zaten pasif gürültü engellemesi de iyi. Onda bir sıkıntı yok. Hatta Core versiyonunu ben daha çok tavsiye ediyor olacağım ama ee, bir açıyorsunuz bakıyorsunuz ki aa söndü. O gürültü indi bayağı aşağı. Var ama bayağı indi. Dolayısıyla arkadaşlar core versiyonunda müzik sesini, oyun sesini yükselterek o gürültüyü e, bastırabilirsiniz. Veyahut burada ben o maksimum sesten rahatsız oluyorum. %50'ye kadar açayım. Aktif gürültü engelleme açayım da rahat edeyim diyorsanız. Evet bu kulaklık o konuda işe yarıyor. Dediğim gibi aktif gürültü engelleme kablolu işte tipçe üzerinden bağlanan bir kulaklık üzerinde oyuncu odaklı olarak e, çok güremediğimiz bir şey açıkçası bilginiz olsun arkadaşlar. Konfor konusuna gelecek olursak. Şu üzerindeki kanatçıkları görüyorsunuz. Bunlar da farklı boylarla beraber kutudan çıkmakta. Şimdi şöyle oluyor. Siz uygun tipleri kutudan çıkardınız buldunuz diyelim. Çünkü mesela kutudan çıkan benim kulağıma çok olmamıştı. Ben kutudan daha küçük olanı seçtim. Ne sıkı ne de bol bir aralığı buldum. Kanatçıklar kulaklarınıza şu şekilde tutanma, tutunmakta. Ve e, tiplerde hafif bir tutunma sağladıktan sonra konforlu noktayı bulduktan sonra arkadaşlar istediğiniz kadar Şimdi AirPods olsaydı çoktan düşmüştü ama bunlar ebedi oynamıyorlar yerlerinden ve o kadar da baskı uygulamıyorlar yani kulağımdan da rahatlıkla çıkarabiliyorum o kadar derine gitmiyorlar. Dolayısıyla ben bu kulaklığı hem mobilde hem PC başında saatlerce kullanabilirim zaten özellikle PC tarafında kafışlı kulaklıklardan sıkılmış kullanıcılar onlar mesela işte 350 gram civarlarında seyrediyorlar bu 30 gram civarında. E, sonrasında yazın sunidir dolayısıyla terletebiliyorlar. E, bu kulak içi kulaklık öyle terletmiyor, boğmuyor sizi. Bu tür avantajları var. Ama tabii ki her e, insan da hani kulak içi kanallarına bakıyorsunuz. E, o kadar açık değil. Kulak içi kulaklık kullanamayan insanlar var. Kardeşim mesela kulak içi kulaklık asla kullanamıyor. E tabi sizin için bir seçenek olmayabilir ama böyle bir sıkıntınız yoksa arkadaşlar masa üstündeki o bunaltıcı deneyimin e, önüne geçmiş oluyorsunuz bu yapıyla beraber. Olabilir. Bence de oluru var. Ben PC başında bayağı süre kullandım. Özellikle mobilden çok PC başında kullandığımı söyleyebilirim. Ama aktif gürültü engellemesi şart mı? Bence Core versiyonu da alabilir. Fiyatı farkından dolayı videonun sonunda ona geleceğiz arkadaşlar. Şimdi mikrofonlardan bahsetmiştik. Aktif gürültü engellemesinden bahsetmiştik. Karşı, karşı tarafa düzgün bir ses yolumuz lazım. Anlaşılabilir bir ses yolumuz lazım en azından. Tamam mikrofonlar bir kafesli kulaklık gibi hani tam ağzımıza yakın değil çok direkt bir ses değil onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar ama anlaşılır bir ses gidiyor karşıya. O yüzden şimdi canlı canlı dinleyelim. Şu anda sizlere Asus ROG Setra 2 üzerinden sesleniyorum arkadaşlar. Android bir telefona bağladım kaydı. Bunu üzerinden alıyorum. Sessiz bir ortamdayım. Dışarıdan gürültü gelmiyor. Gürültüsüz ortamda karşı tarafa gidecek sesin kalitesi bu şekildedir. Diyelim ki bir yandan da oyun oynuyoruz. Sesli gürültülü bir klavyem var bu klavyenin siz karşı tarafa ne kadar yansıyor bunu canlı bir şekilde duyun istedim. Evet kabloyu değerlendirmek gerekirse bir noktaya kadar iki parçadan oluşmakta sonrasında kontrolcü yüklüyorsunuz. Ses ayarımız var müzik durdur devam ettir ve aktif gürültü engellemeyi kontrol edebileceğimiz buton aktif gürültü engelleme açık, ambiyans modu açık ve normal modu şeklinde geçiş yapabiliyorsunuz. Aktif gürültü engellemeyi geçince burada arkadaşlar hemen fark ettiriyor size. PC'de de çalışıyor aktif gürültü engelleme. Hepi buradaki kontrolcüler, e, kontroller e, Android bir telefonda da Fold da denedim ben mesela arkadaşlar. Çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar vurguluyorum tipçe üzerinden bağlanmakta. Kablosu böyle hafif silikonumsu bir kablo. Öyle kolay kolay kırılacak bir kablo değil. Kalitesinde bir sıkıntı yok. Ve şimdi asıl meseleye geliyoruz. Ses performansı 9.4 mm'lik sürücülere sahip. 20 Hz 40 GHz frekans aralığına sahip. Ee, Asus diyor ki LSR sürücüler bunlar, işte basları kuvvetlidir, işte tizleri çok iyidir, çözünürlüğü çok iyidir ama şöyle bir şey de söylüyor. Asus diyor ki bu bir oyuncu kulaklığıdır. Yani oyuncu kulaklığı ve müzik kulaklığı ayrı şeyler arkadaşlar. Bu fiyat segmentindeki bir müzik kulaklığından daha iyi müzik başarımı elde edeceğiniz kesin, onu söyleyeyim. Oyun başarımı anlamında da e, arkadaşlar o müzik kulaklığından daha iyi başarımı elde edeceğiniz kesin. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı bilmeniz lazım. Daha çok müzik mi dinliyorsunuz, daha çok oyun mu oynuyorsunuz? Bunu belirledikten sonra zaten. E, ürün kararına ulaşmak çok daha kolay oluyor. E, lütfen bu öncelik sırasını belirleyin ürün tercih ederken. Neden? Şimdi yazılım üzerinden sanat -i, -i ses testini açabiliyorsunuz. Windows Sony açabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bu sanat şeyleri pek kullanan birisi değilim ama stereo başarımı yön aynı konusunda çoğu şeyi söyler zaten size. Ben de özellikle e, testlerimi yaptım arkadaşlar. Foldage üzerinde kullandım dediğim gibi. E, ses deneyimi şöyle. Yön ...tayini kesinlikle var. Köşeden, sağdan, soldan o ayrımı yapılabiliyor. Mesafe ayrımı konusunda... ...bir kafasız kulaklık kadar iyi değil. Ama rakibiyle karşılaştırdığımda... ...Hemret, ENS ile karşılaştırdığımda mesela... E, ...onun kadar. Yani benzer sularda yüzüyorlar. Sadece kafasız kulaklıklardan... ...onlar işte formülleri dolayısıyla sağlıklı bazı avantajlar, dezavantajlar derken... E, ...yön tayinini e, daha iyi yapıyorlar mı? Daha biraz daha iyi yapıyorlar ama... ...özellikle mesafe ayrımında fark oluşmakta arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Lakin ben telefonda Fold ile çok keyifle kullandım. Zaten telefonlarımızda artık analog 3.5 mm jack kalmadı. Kablolu bir şey istiyorsanız böyle tip C'li bir şey kullanmanız icap edecek. Ben keyif aldım. Aktif gürültü engellemesinde de sürekli kullanıyor oldum. %50, %70 ses civarları, civarlarında oyun için yeterli bir ses yüksekliği arkadaşlar elde ettim. PC tarafına geldiğimde Apex Legends ve Overwatch oynuyorum. Overwatch'a özellikle rekabetçi olarak oynuyorum. Keyifli. Yine kafa üstü kulaklığın performansı değil ama e, o de terleten durumdan kurtulmuş oluyorsunuz. Bunaltıcı geliyorsa kafa üstü kulaklık, kulak üstü kulaklık e, arkadaşlar bu çok daha konforlu. Özellikle kulak kalınlığınızda uygunsa, uygun tipleri seçtiyseniz, kanatçıkları seçtiyseniz bu çok kritik. Konfor anlamında oluru var. Ben e, geldiğinden beri bu kulak içi kulaklıkları kullanıyorum oyunlarda arkadaşlar. Beğendim kendisini. Karşı tarafın bir giden ses de sıkıntısız. TVS kulaklık mı alsaydık acaba dediğinizde şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Onu da söylemiş olayım. Onlarda yani en hızlısı 60 milisaniye civarı bu kablolu olduğu için gecikme yok. Ve bir kısım TVS kulaklıklar PC'ye ses yollamakta zorlanabiliyorlar. Kullandığınız bluetooth alıcı olsun, kulaklığın kendisinde olsun. Sıkıntı çıkabiliyor burada bağladığınızda direkt e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan mikrofonla beraber karşı tarafa takım arkadaşlarınıza seslenebiliyorsunuz. Arkadaşlar incelemenin sonuna geldiğimizde özellikle müzik başarımından çok bahsetmediğimi fark etmişsinizdir. Belki ufak tefek değinmek lazım. Şöyle lef ve -re parçalarda baslar var, vuruculuk yok. Orta seslere geliyorsunuz. Orta sesler bayağı ön planda. O adım seslerini duyabilmeniz için zaten ki adım seslerini şöyle duyuyorsunuz. Çözünürlüğü yüksek olduğu için. Onca sesin arasında adım sesi geliyor. Güzel. Yani hi-res olmasının avantajını burada görüyorsunuz. Yoksa instrumental rak -rock, rock parçalar dinlerken aradığınız, müzik kulaklığından aradığınız çözünürlük var mı? Oradaki kadar çözünürlük değil. Yeterli bir çözünürlük. Ama e, adım sesini çok net şekilde duyuruyor. Daha önce duymadığınız detayları duyabileceğiniz bir kulaklık. Ne yapıyorsunuz? PC equalizer'ı açıyorsunuz. Kendi yazılım üzerinden de ayar yapmak mümkün de ben orada 16 bandı açıyorum. İstediğim gibi ayar yapıyorum PC equalizer'da. Bu sefer güzel bir ses başarımı da yakalıyorsunuz. Yine baslar öyle istediğiniz noktaya gelmiyor. Yükseltince baslar puf puf, patlıyor. Dolayısıyla bir müzik kulakta değil ama rock enstrümantal dinleyecekseniz bence işinizi görecektir. Vokal sesler de ön planda olduğu için orta sesler orada da keyif alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, Asus'un da söylediği gibi bu genel olarak bir müzik kulaklığı değil. Önceliğiniz müzikse başka kulaklıklara bakabilirsiniz. Önceliğiniz kul e, oyunculuksa, ses kasmaksa o zaman bu kulaklığa bakabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatı, şu anda güzel fiyatını görüyorsunuz. Düz versiyonun fiyatını görüyorsunuz. Düz versiyonu fiyat performans açısından daha başarılı gözüktü gözüme açıkçası. Aradaki fark bu kadar fazla olmasa aktif gürültü engellemeli olanını alın. Daha keyifli diyeceğim ama... Fiyat farkı çok. Dolayısıyla ben düz versiyonu, kor versiyonu daha çok beğendim aslında fiyatı dolayısıyla onu söylemiş olayım arkadaşlar. Böylelikle bir incelemenin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim deyimi değil lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bana Instagram üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.